İstanbul'da okul servisi ücretleri cep yakıyor. Veliler kara kara düşünüyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler okul servisi bulma telaşına girdi. Ancak bazı okullarda zam oranları %100'ü aştı. Hal böyle olunca yıllık servis ücretleri 100 bin liraya aşar vaziyete geldi. Peki bu fahiş fiyatın sebebi ne? Öğrenci velilerimiz şöyle, sanki bu paraları onları taşıyan servisçi abileri, ablaları alıyor bu yüksek ücretleri gibi düşünmesinler. Bu ücretler benim meslektaşlarımın cebine girmiyor. Tamamen aradaki işte bu özel okulların, bazı özel okulların, taşıma şirketlerin arada aldıkları bunlar yüksek komisyonlardır. Bazı veliler çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürmeyi planlarken, bazıları da bütçelerine daha uyguna gelen taksicileri tercih etmeyi düşünüyor. Servis işi farklı bir iş. Neden? Servis aracında belli özellikler var. Belli teknik donanımlar var, rehber personel var. Yani artı başka maliyetler var. Dolayısıyla hani taksinin ücretiyle servis ücretini karşılaştırmak doğru bir yaklaşım değil. Vallahi biz zaten başladık şimdi taksinin çekmiyor onları. Servisler pahalı. Taksiler daha ucuza geliyor. Çoğu müşterimize taksinin getirip götürüyoruz. Yani var böyle müşterileriniz. Var olmaz mı? Dershaneye getiriyoruz, okullara getiriyoruz yani. Biz çünkü günlük 250 lira, 200 ile 250 arası gidiş dönüş için konuşuyorum. Akşam da alırsan hani. Çünkü yakın mesafe gittiğimiz için. Bu da aylık 6,5-7 bin liraya denk geliyor. Yani aileler için daha uygun fiyatta. Bazı velilerse çareyi korsan servislerde buluyor. Yani birkaç komşu birleşerek çocukları ortaklaşa okula götürmeyi planlıyor. Ancak uzmanlar bunun para karşılığı yapılması halinde vergisel yükümlülük doğacağı uyarısında bulunuyor. Hukukçularsa velilerin fahiş ücretleri ödemek zorunda olmadıklarına dikkati çekiyor. Fazla verilen ücretleri daha sonra geri almanın mümkün olduğu belirtiliyor.